Gezgin Gözüyle programında bugün neredeyiz? Bugün hemen Karaçomak Deresi'nin ortasındaki Yaya Köprüsü'nün olduğu yerdeyiz. Hemen istikametime baktığım zaman Çengeller Köprüsü'nü görüyorum. Sol tarafımda belediye binamız var. Sağ tarafımda da kafedeyimden şimdi çıktık, kahvelerimizi içtik. Çünkü hava çok soğuk ve yağmurlu, arada mola vermek gerekiyor. Biz şimdi sağ tarafa Çengeller Köprüsü'ne doğru devam edeceğiz. İş yerlerinin daha çok yoğun olduğu, işte ikametgahların daha çok yoğun olduğu, insanların daha çok gezdiği bir bölgedeyiz şu anda. Tabii mevsim itibariyle ağaçlar yapraklarını döktü ama çok güzel. Bu arada ambulans gidiyor. Allah iyiliğini versin kim hastaysa. Ne diyordum? Bu mevsim itibariyle bu iki taraflı ağaçlar çok güzel bir görüntü veriyor. Bu caddeye boydan boya Kastamonu'nun ortasında. Ama mevsim itibariyle tabii şu anda yapraklar döküldü. Birçok tarihe, birçok kültüre ev sahipliği yapmış. Kadim bir şehir Kastamonu. Tam bir kültür şehri. Her çeşit, yenisinden tutun eskisine kadar evlerden bahsediyorum tabii. Her şeyi bulabilirsiniz. Dost insanlarla karşılaşabilirsiniz. Hemen sol tarafımda geçtiğim bina Defterdarlık Maliye. Hemen caddenin diğer tarafında, sağ tarafında kalan da 10 Aralık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Birçok satılık, kiralık binalar var, sağlı sollu. Hava çok soğuk ve hafif bir yağmur olmasına rağmen yine de caddeler kalabalık. Kastamonu'da her daim gezen insanlar, giden gelen arabalara rastlamak mümkün. Şimdi Çengeller Köprüsü'nün olduğu yere geldim. Şimdi bu arada tam Çengeller Köprüsü'ne gelmişken şöyle bir şey geldi aklıma. Eskiden burada efsane veya doğru bilemiyorum. Adam asıldığı için Çengeller Köprüsü deniyormuş buraya. Eğer geçebilirsem karşıya da ben de başka taraflara gitmeden, gerçi trafiği de aksatmış oluyoruz. Dediğim gibi Çengeller Köprüsü'nde adam asıldığı için Çengeller denilmiş buraya, Çengeller Köprüsü. Kastamonu'nun sokaklarında gezerken, böyle genelde eski evler, yeni evlerin arasından geçerken tabelalara da bazen rastlıyoruz. Daha doğrusu sıkça rastlıyoruz. Satılık evler, kiralık evler diye. Bu evler konusunda biraz sizlere bilgi verebilmek, Kastamonu'da bu işler nasıl oluyor, sizlerin ekranlarınızda seyredebilmeniz, bilgi alabilmeniz, bizim de öğrenmemiz açısından Öz Evim Emlak var burada. Bir çıkalım, hem de biraz soğuktan kurtulmuş oluruz. Çengeller Köprüsü hemen yanımızda. Burası da Bilge Zekai Tamel İş Merkezi. Karşımda da buranın, bu binanın tam karşısında İsfendiyar Bey İlkokulu var. Hemen bu binadan içeri girip Öz Evim Emlak'tan biraz bilgi alalım. Şimdi Bilge Zekai Tamel İş Merkezi'nden içeriye doğru girdim. İkinci katta bulunan Öz Evim Gayrimenkul'den Kastamonu'nun emlak piyasası hakkında bilgiler alacağız. Öz Evim Gayrimenkul yazıyor. Açık yazıyor. Biz zile basalım. Açmıyorlarmış dedim. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz. Sizden biraz Kastamonu piyasası hakkında bilgi almaya geldik. Buyurun. Hoş geldiniz. Şimdi nereye geldik biz? Tekrar Cebrail Mahallesi Pinevne Caddesi Bilge Zafer Tamel İş Merkezi 2. kat 6 numarada Öz Evim Emlak Gayrimenkul olarak geçiyor. Gülcan Öz hanımefendinin yanına geldik. Biraz Kastamonu'nun emlak piyasası hakkında sizden görüş almak istiyoruz. Önce bir kendinizi biraz tanıtır mısınız? Sonra da Kastamonu'nun emlak piyasası nasıl? Ben Gülcan Öz. Tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Doğuma büyüme Kastamonluyum. İki çocuk annesiyim. Yaklaşık 4 yılı aşkın süredir emlakçılık yapıyoruz. Emlak piyasası şu ara gayet güzel. Konut faiz oranları düştü biliyorsunuz. 0.99'a düşürüldü. Devlet bankaları da yılbaşından sonra 0 daireler için 0.79'a düşürdü. Piyasa gayet hareketli. Sonra çalışma sistemimiz bizim biraz farklı. Şeffaf çalışıyoruz. Alıcı satıcı her zaman aynı masada
görüşebiliyoruz. Pazarlığımızı şeffaf bir ortamda yaparız. Müşteri potansiyelimiz genelde memnun kalan, memnun müşterilerimizin yakın çevreleridir. Yani alın, müşterileriniz kendi reklamı, sizin reklamınızı kendileri yapıyor. Aynen. Memnun kalan müşterilerimiz bizim reklamımızı yapıyor, sağ olsunlar. Zaten bir süre sonra bu dostluğa dönüşüyor. Sağ olsunlar. Piyasa gayet hareketli. Bu faiz oranlarının düşmesinden dolayı da biraz hareketlilik kazandı değil mi? Aynen, aynen hocam. Şöyle ki var olan bir kriz var zaten. Ama biz bu krizden etkilenmedik. Çok şükür en az etkilenen bir kesimiz biz. Çünkü bunu da şeffaf çalışmamıza borçluyuz. Son işte kredi faizlerinin düşmesiyle de piyasa bayağı hareketli. Kastamonu'da genelde hangi bölgelerde satışlar daha iyi? Böyle satım oranı, hani bazı mahalleler var bir sene bekler satamazsınız veya kiraya veremezsiniz ama bazı mahalleler var. Şu anda hangisi daha çok revaçta? Şöyle söyleyeyim, Tosya yolu, Doğu Çevre yolu, yeni yerleşim bölgesi. Şu ara biraz daha fiyatlar uygun. Biliyorsunuz ki orası yeni yerleşim bölgesi olduğu için çok fazla bina var. Onlar fiyat olarak biraz daha uygun. Çarşı merkezi yer açısından eski yerleşim bölgesi. Fazla yeni bina yok. Eski binalar genelde, sıkışık bir ortam. Çarşı merkezi de kiralama açısından eski binalar olduğu için biraz daha uygun. Olukbaşı zaten biraz daha yüksek zümre. Orada fiyatlar da yüksek. Kiralamalar da yüksek. Hiçbir zaman düşmez. O şekilde devam eder. Eski Kastamonlular, huzurlu yaşamak isteyenler evet. Genelde Olukbaşı mevkiinde. Kuzeykent, orası da öğrenci bakımından. Kalabalık bir yer. Orada da kiralamalarda, satışlarda yüksek. Genelde Kuzeykent'te de 1+1'ler. Eşyalı, kiralı. Öğrencilere daha hitap eden ve yatırım aracı. Şu an en büyük yatırım aracı, en hızlı satan, satın alınan veya elden çıkarılan 1+1 eşyalı, kiracılı daireler. İlçelerde de ben geldim. Kastamonu'ya önce geldim. İlçelerde de herhangi bir faaliyetiniz var mı? Yani ilçelerde de böyle yardımcı oluyor musunuz insanlara? İlçelerde de var. Abana'da çok çalışıyoruz. Şu ara Taşköprü, Devrekhane ilçemiz. Hatta Araç. Buralarda da satışlarımız mevcut. Abana genelde sahil kesimi, biraz daha turistik. Yaz aylarında daha çok satışlarımız var. Kiralamalara fazla girmiyoruz ilçelerde. Satış olarak evet. Arsa, arazi satışlarımız var. Şehrin dört bir tarafından. Zannedersem bu ana cadde üzerinde oldukça pahalı. Hem evler hem kiralık iş yerleri. Aynen. Yani belirli bölgede bu Karaçomak Deresi'nin iki tarafında çok pahalı şu anda fiyatlar. Zaten iş merkezi. İş merkezi. Çayın, Karaçomak Çayı'nın her iki tarafı da genelde AVM'ler, iş merkezleri. Buralarda hani şey daire olarak pek yok da ara sokaklarda daha çok daireler var. Peki Gülcan Hanım, kendinizi nasıl anlatırsınız? Yani ben bir vatandaş olarak geldim. Size güvenebilmem lazım her şeyden önce. Müşterilere ne gibi bir kolaylıklar sağlıyorsunuz siz öz evim emlak olarak? Öncelikle samimi bir ortamda bir sohbetimiz yaparız. Ne istediğinizi öğrenmem lazım. Hani yatırımlık mı istiyorsunuz? Oturmalık mı istiyorsunuz? Geleceğe yönelik. Yani ileride de mi kâr etmek istiyorsunuz? Nedir? Hani genelde müşterilerin öğrencileri oluyor, Kuzeykent istiyorlar. Bunları önceden bilmem lazım ki müşteriyi o şekilde direkt yönlendirebileyim. Bunu anladığım zaman, müşterimin ne istediğini anladığım zaman ben ona daha detaylı yardımcı olacağım. Genelde de şaşmaz. Yani ne istediğini anladığım zaman yardımcı olurum. Müşteri de memnun kalır. Ben de gayet rahat bir ortamda alım satımı da yaparım. Bu şekilde. Size ulaşabilmek için buraya mı gelmeleri gerekiyor? Yani herhangi bir internet siteniz, tabii ki alışveriş yaparken karşılıklı tabii geleceksiniz da daha önce sizinle nasıl bağlantıya geçebiliyorlar? Sahimiden.com, Hürriyet Emlak gibi reklam siteleri var internet üzerinden. Ki özel gayrimenkul zaten söylediğim gibi bayağı kendimiz piyasada ispatladık. Sitemiz çok fazla seyrediliyor. İl dışından, hatta ülke dışından diyebilirim. Almanya'dan, Hollanda'dan. Sahimden.com'da sürekli ilanlarımızı yayınlarız. Yeni ürünlerimiz olsun. Yani fiyatlarda düşme olur, yükselme olur. Bunları sürekli güncelleriz. Oralardan takip ediliriz. Ararlar bizi.
internet üzerinden olsun, telefonla olsun, telefon numaralarımız var kayıtlı. Oralardan irtibata geçeriz. Görüşürüz. Daha sonrasında zaten alım satımda ofiste olur. Biraz evvel bahsettiniz işte o Orukbaşı tarafının daha böyle fiyatlı olduğunu. Fiyatlar. Tabii ben bir yatırım yapsam o tarafı yine tercih ederim de. Yatırım yapmak istiyorum diye size geldiğim zaman şu anda ileriye yönelik bana kar ettirecek hangi mahalleyi görüyorsunuz burada? Ne tarafı görüyorsunuz? Daha böyle ileriye yönelik. Yatırım amaçlı bir yer almaya kalktığım zaman nereyi tavsiye edebiliyorsunuz bana? Size şu an Kastamonu'nun her yerinden tavsiye ederim. Ama bu işte zamanınız ne kadar zamanınız var? Bu önemli. Yakın hemen kâra geçmek istiyorsanız size 1+1 eşyalı kiracılı daireler öneririm. Bunlar da Kuzey Kent olur. Genelde öğrenciye hitap ediyor. Uzun vadede beklemek isterseniz size arazi, arsa öneririz. İmara açılacak yerlerden. Daha sonrasında işte hem oturayım hem de kâra geçeyim diyorsanız gene çarşı merkezlerinden 3+1, 4+1 yeni binalardan öneririm. Yani her keseye göre fırsatlar var elinizde, imkanlar da var. Aynen. Şu an zaten Kastamonu tarih ve kültürel açısından çok zengin bir yer. Henüz biz bunu ekonomiye kazandıramadık. Ama gelecekte çok daha hareketli olacak eminim. Bu tünel açıldı. Daha bir sürü proje var. İnşallah nasip olursa. Onlar da hayata geçtiği zaman Kastamonu çok değer kazanacak. İnşallah. Tek temennimiz o zaten. Başka bir ilave edeceğiniz bir şey varsa alalım. Ondan sonra biz yine Kastamonu'nun soğuk sokaklarına devam edelim. Yani Kastamonu, bir Kastamonu'lu olarak en çok memleketini seven insanlardan biri benim. Son olarak söylemek istediklerinizi alalım. Ondan sonra biz Kastamonu sokaklarına devam edelim. Kastamonu'ya dışarıdan gelecek olan yatırımcılar için söylüyorum. Kastamonu ileride çok daha yıldız parlayacak, gelecek vaat eden bir yer. Yani herkesi beklerim yatırım yapmak için 10 numara, gelecek vaat eden bir yer diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Misafirperverliğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Hayırlı işler diliyorum. Biz Öz Evim Gayrimenkul'den çıkıyoruz ve devam ediyoruz. Bilgi Zekai Temel İş Merkezi kat 2 daire alttaki Öz Evim Emlak'tan hem kendileri hakkında biraz da Kastamonu'nun emlak piyasası hakkında biraz bilgiler aldık ve sokaklara geri döndük. Şimdi tam Çengeller Köprüsü'nün olduğu yere geldik. Başka bir Kastamonu sokaklarında yine birlikte olabilmek umudu ve dileğiyle hoşça kalın, esen kalın. Kusura bakmayın biraz sokaklara böyle kısa geçmek zorunda kalıyoruz. Çünkü hem yağmur yağıyor hem çok soğuk hava. Lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın ve programımızın daha fazla takipçisi olabilmek amacıyla arkadaşlarınızı davet etmeyi unutmayın. Akrım TV'ye. Görüşmek üzere.